Merhaba arkadaşlar. Bugün monofizitizm konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz Hz. İsa'nın mahiyeti hakkında Hristiyanlar daha ilk dönemden beri tartışmıştır. Tam olarak anlaşılamamış yani Hz. İsa hem nasıl insan hem nasıl tandı. Bunlar nasıl kombine edilebilir? Yani bu teslis genel olarak nasıl açıklanabilir? Bunlar tartışılmış. Özellikle 5. yüzyılda monofizitizm ile iyice çığırından çıkmış bu tartışma ve Hristiyanlık ilk büyük bölünmesini yaşamış. İşte Doğu Hristiyanları bundan sonra ayrılıyor İstanbul ve Roma'dan. Yani önemli bir olay bu. Kadıköy Konsili yani 451 yılında. Bugün bunları işleyeceğiz. Bekir Zakir Çoban hocamızın bir makalesinin Milen ve Nihal dergisinde yayınlanan o linkini yine aşağıda verdim. Dileyen okuyabilir. Evet öz kısmını okuyalım. Monofizitizm Hristiyanlıktaki ilk önemli ihtilaflardan biridir. Doğu kiliseleri ile Ortodoks ve Roma Katolik Kilisesi arasında Günümüze uzanan bir ayrılığın nedeni olan monofizit geleneğin teolojik ve siyasi tarafı bulunmaktadır. Bu makalenin amacı monofizit düşüncenin bu iki yönü üzerinde bir değerlendirme yapmaktır. Yani hem teolojik yönü hem siyasi tarafı. Bu siyasi tarafı da ilginç yani gerçekten bunu da işleyeceğiz. Şimdi temel soru şu arkadaşlar bu tartışmanın. Tanrı ve insan aynı bedende nasıl bir arada bulunabilir? Şimdi Hazreti İsa normal bir insan olarak doğuyor tabii normal doğumu da normal değil de bakire Meryem'den doğuyor ama sonuçta bir insan. Bizim gibi yiyor, içiyor. işte dinleniyor, ibadet ediyor Tanrı'ya falan. İncillerde anlatılıyor bu. Yani normal bir insan. Sonra bir gün vaftiz Yahya'da vaftiz oluyor. Bir anda gökler açılıyor ve kutsal Ruh bir güvercin şeklinde ona iniyor ve işte sen benim oğlumsun diyor. Heh, şimdi burada şeyler bazı Hristiyan düşünürler diyor ki Hazreti İsa aslında normal bir insan. Hepimiz gibi bir insan. Fakat sonradan ona ilahlık getirildi işte o vaftiz anında 33 yaşında olduğu falan düşünülüyor. İşte vaftiz anında e, adopt edildi. E, yani evlatlık edinildi Tanrı tarafından. Yani ilk başta tanrı değildi İsa. Sonradan ne oldu? Tanrı oldu diyor. Fakat e, bir kısım Hristiyanlar da günümüzde çoğunluğu oluşturan bu öyle, bunun öyle olmadığına inanıyorlar. Çünkü o Logos'tu. Yani hiçbir şey yaratılmadan önce bile İsa vardı. Ve İsa kişi olarak vardı. Person yani kişi. İngilizce'de person diyorlar biliyorsunuz. Kişilik olarak zaten İsa vardı. Fakat e, doğuştan bile o tanrısal özelliğe sahipti falan diyorlar. İşte ama bu nasıl olacak? Yani bir yiyen, içen bir insan nasıl tanrı olabilir? Onun içerisinde nasıl tanrı yaşamış olabilir? Ve tanrı nasıl haça girilebilir? Yani bunlar bayağı uzunca tartışılmış. Yani yüzyıllarca tartışılmış. Yani günümüzde bile hala biliyorsunuz bu özellikle Müslümanların onlara getirdikleri eleştiriler sebebiyle bu hala tartışılıyor. Yani ta kaç, 2000 senedir tartışılan bir konu. Evet, dönüm noktası 451 Kadıköy Konsili. Burada diğer Doğu kiliseleri İstanbul Kilisesi'nden önemli ölçüde ayır, ayrılmıştır. Roma ve İstanbul Kiliseleri monofizitizm olarak adlandırdıkları inançtan dolayı bu kiliseleri heretik saymışlardır. Şimdi iki tane çok önemli kilise var. Roma Kilisesi zaten kendini en üstün zanneden, yani en üstün kabul eden, Tabi bunu diğerleri kabul etmeyecek ama mesela İstanbul bunu kabul etmeyecek. E, diyecek ki yani biz eşitiz biz yeni Romayız diyecek siz de eski Romasınız siz nasıl değerliyseniz biz de değerliyiz falan diyecek e, yani burada her neyse bu Roma ve İstanbul arasında bir siyasi çekişmen olduğunu biliyoruz zaten fakat bir de e, İstanbul ile Doğu Kiliseler arasında bir de bir siyasi rekabet var mesela Mısır süper bir güç yani hem ekonomik güç bütün o tarım şeyleri hepsini Mısır'dan alıyorlar yani ekmek Mısır'dan geliyor. Mısır'ı kaybederseniz aç kalırsınız. Yani Mısır'ın böyle bir siyasi gücü de var, ekonomik anlamda. Her neyse sonunda işte ayrılıyor bunlar. Şimdi İncillere göre İsa tebliğini sadece Yahudilerle sınırlamıştır. E, Tanrı'nın oğlu gibi kavramlar da zaten Yahudi geleneğinde bilinen ve kullanılan tabirlerdir. Şimdi zaten şey sadece Yeni Ahit'te yok. Yani Haz İncil'de yok sadece. işte Tanrı oğlu ifadesi Eski Ahit'te de bunu birçok defa duyuyoruz. Yani Yahudi geleneğinde bu Tanrı oğlu tabiri var ama bunu hiç kimse şey anlamamış, gerçek manada onu Tanrı oğlu işte kime diyorsa onların Tanrı oğlu olduklarını ifade ettiğini kimse düşünmemiş Yahudilerden, bunlar mecaz demişler. Fakat Hristiyanlar sonradan bu Tanrı'nın oğlu şeyini işte tabirini ne yapmışlar bu logos çerçevesinde. Yani bu da biliyorsunuz o şeyden filodan kaynaklanıyor. Filo da bunları Soğacı'lardan falan almıştı. Yani felsefeden Yunan felsefesinden kaynaklanan bir e, düşünce, logos. Her neyse, logos ile bu tanrının olduğunu birleştirmişler. Çok anlaşılması kolay olmayan bir e, teoloji ortaya çıkarmışlar. Hristiyanlık Pavlusla birlikte Yahudilikten uzaklaşmış ve din olmuştur. Evet, Pavlus dönüm noktası. Paulus öncesi Hristiyanlar, e, hatta Paulus döneminde bile ne yapıyorlar, Yahudi şeriatına göre yaşıyorlar, işte sünnet oluyorlar falan. Paulus onlarla tartışıyor. Havali, havalilerle bile anlaşmazlık yaşıyor Paulus. Yeni bir teoloji ortaya çıkıyor ve Yahudilikten ayrılıyor. Ne oluyor? Artık Gentillerler arasında, Yahudi olmayanlar arasında yayılıyor. Erken dönem az tartışma olmasının sebepleri. Şimdi erken dönem tartışmalar var ama Böyle muhteşem büyük tartışmalar yok. Böyle konsil toplayacak kadar büyük tartışmalar yok. İki tane sebep sayıyor hocamız. Birincisi kıyametin yakın olduğuna inanılıyor. Zaten kıyamet kopacak. Sizle mi uğraşacağız diyorlar. Yani ne düşünürseniz düşünün. İkincisi de Roma baskısına maruz kalmaları. Zaten açık açık bir yerde toplanma da zor o dönemde. Çünkü ne olacağı belli değil Roma İmparatorluğunda. Çünkü pagan bir gelenek. Yani siz bir yerde Hristiyanlar toplan, toplanıyorsanız ben Roma valisi olsam bunlar ne yapmak istiyor diye düşünüyorum. Yani devlet mi kurmak istiyorsunuz? E, amacınız ne? Kötü bakmaya başlarım onlara. Ondan da çok böyle bir araya gelmemeye çalışıyorlar. Gizli yerlerde falan toplanıyorlar. Yeraltı e, yerlerinde toplanıyorlar. Dağlara oyu kaçıyorlar falan. Kapadokya'da falan görmüşsünüzdür zaten. Roma Hristiyanlara serbestlik verince ve kıyamet kopmayınca işler değişiyor. E, teolojik tartışmalara yoğunlaşılıyor. Şimdi biliyorsunuz İmparator Konstantin, Milan Fermanı'yla Hristiyanlığın artık özgürce Roma İmparatorluğunda yaşayabileceğini, ibadetlerini yapabileceklerini ilan ediyor. İmparatorluğu bir arada tutabilmek için, biraz da Hristiyanları kendi safına çekmek için. Bir de şey, sürekli işte Pavlus bile kıyamet kopacak, kıyamet kopacak. Evliliği bile aslında ilk dönem Hristiyanlar çok şey yapmıyor. Hoş bakmıyor evliliğe çünkü... E, evleneceksin ama çocuk yapacak, torun torun sahibi olacak zaman yok. Her an kıyamet kopacak çünkü. E, o kadar yakın görüyorlar kıyameti. Yani bu dönemde nasıl teolojik tartışma yapalım? Yani biz o ne yaparız orada? İbadetimizi yöneliriz değil mi? E, ahiret, ahiret hayatına ve İsa'nın ikinci gelişine hazırlık yaparız. İşte ama bunlar ortadan kalkınca bakıyorlar kıyamet de yok. Hazreti İsa vefat edeli 300 sene, 300 300-400 sene olmuş e, ee, hala kıyamet yok, hala İsa gelmiyor. Artık bu da ne yapmışlar? Biraz şüpheye düşmek değil de e, ne zaman kopacağı e, o kadar yakın olmadığını anlıyorlar ve e, artık doğru inanç sahibi olmaya bakıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu monofizit, diofizit tartışması tam oraya girmeden şunu da söyleyelim. Bu tartışmalar neden önemli? Çünkü Hristiyanlığın inanç esası. Yani Hazreti İsa'nın ya imanın Şartı tabii ki İsa'ya Hazreti İsa'ya tam olarak iman etmek. Yani onun tabiatı neyse ona iman etmek. Diyelim ki Hazreti İsa'nın hiç insani tarafı yok. Sadece Tanrı. Siz Hazreti İsa'ya insani taraf atfederseniz o zaman e, büyük büyük günah, büyük günah hatta belki ahirette cehenneme bile gidebilirsiniz. Yanlış inançtan dolayı küfre düştüğünüzden dolayı. Yani insanlar burada ahiretlerini garanti almak için bu konuları çok ciddi alıyorlar. Bu ağır yüz tartışmasında da gördük. Bu sonraki tartışmalarda da işte Efes Konsili, İstanbul Konsili, Kadıköy Konsili bunlar da hepsinde bunu görüyoruz. Yani burada gerçekten iyi niyetli tartışmalar bunlar aslında. Gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamak için yapılan tartışmalar. Tabii bu süreçte Küril gibi bazı farklı niyette insanlarda olmuş, psikopaslar olmuş, siyasi amaçları olan, işte baskı yoluyla kendi görüşlerini kabul ettirmeye çalışan kişiler de olmuş değil olmamış değil. Evet, Pavlus Hristiyanlığın merkezinde İsa'nın tanrılığı yani enkarnasyon öğretisini koymuştur. Ee, şimdi Yahudilik ve İslam'da tanrı insanla söz ile iletişim kuruyor değil mi? Mesela Hz. Muhammed'e vahiy geliyor, Hz. Muhammed onları insanlara anlatıyor, insanlar bunları yazıyor, Kur'an-ı Kerim ortaya çıkıyor. Yahudilikte de e, Hz. Musa'ya Allah işte emirlerini söylüyor, Hz. Musa da Yahudilere bunları anlatıyor, Tevrat ortaya çıkıyor falan. Ama Hristiyanlıkta böyle bir şey yok. Hristiyanlıkta söz yani işte kelam Tanrı'nın bedenleşmiş hali olarak dünyaya gelmiştir. Yani burada Hz. İsa baştan sona kelamdır. Yani burada vahiy İsa'nın kendisidir. Yani burada e, şeyler mesela özellikle Müslümanlar falan çok hataya düşüyoruz bu noktada. Ne diyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'le İncil'i kıyaslıyoruz değil mi? İşte İncil'de hatalar arıyoruz. Çünkü Kur'an ne diyor? Mesela içinde hata yoktur diye iddiası var. İncil'in de böyle iddiası olduğunu düşünüyoruz. Hata buluyoruz. Hemen Hristiyanlara gidiyoruz. Bakın sizin İncil'inizde hatalar var diyoruz. Ama e, asıl önemli olan vahiy burada İsa'nın kendisi. Yani İncil'ler neden değerli? Çünkü İsa'ya işaret ettikleri için. Yoksa İncil'ler içerisinde hatalar olabilir. Problem yok. Yeter ki az çok doğruya işaret etsin. Yeter. Önemli olan o şimdilik. Evet Hristiyan ilk yüzyıllarındaki en zorlu tartışmalarından birisi Tanrı ve insan birliği demiştik. Konsillerin çoğu kristolojik tartışmalara yer vermiştir. Krist Mesih demek bu arada. Yani İsa'nın tabiatı hakkında, mahiyeti hakkında tartışmalar. Konsillerin çoğu bu konuda olmuştur. Şimdi monofizitizme bakalım. İsa'nın tabiatı hakkında iki tane teori var. Genel genel olarak yani keskin olarak ayıracaksak. Birincisi monofizitizm. Bu da tek tabiatçılık demek. Yani İsa'da e, sadece Tanrı var. Yani şöyle düşünün. Ben insanım değil mi? Sonra işte Tanrı oluyorum. E, sonra benim insanlığım, insan olmam Tanrılığın içerisinde eriyip gidiyor. Ben sadece Tanrı oluyorum. Yani ilk başta ben insan ve Tanrı iken sonradan ne oluyor? Tanrı sağlık o kadar yüce bir şey ki. İnsanlığım eriyor gidiyor orada. Yani bir balın işte suya düşüp suda böyle eriyip yok olması gibi ne oluyor? Ee, ben de işte yok oluyorum suyun içerisinde, tanrısallığın içerisinde ve sadece ilah oluyorum. Yani monofizikçiler aslında genel olarak İsa'nın sadece tanrı olduğunu iddia ediyor. Diyofizikçilere gelince onlar iki tabiatçılığı savunuyor. Yani İsa'da hem şey var, insani taraf var hem de tanrısal taraf var. Yani burada ikisi birbirine karışmıyor, erimiyor. İşte ne tanrısallık insanlığın içinde yok oluyor ne de insanlık tanrısallığın içinde yok oluyor. Yani bunlar ayrı. Şimdi her iki görüşte iki tabiatı kabul ediyor. İsa'da beşeri ve ilahi tabiat vardır diyor. Monofizit diyor ki beşeri yön sonradan ilahi yön tarafından absorbe edilmiştir. Farklı monofizit anlayışlar da vardır. İşte daha eski daha ılımlı falan hoca bunları ayırmış. Bunlara da monofizit teolojiler deniyor. Mono, monofizitizm ikiye ayrılabilir. Bir Kadıköy öncesi, bir de Kadıköy sonrası. Şimdi İstanbul Konsili'nden bir de bakalım şimdi. Öncelikle bir İznik Konsili'nde 325 yılında Baba ile Oğul aynı özlendir diye kabul edilmişti. Yani homoousios. Yani bu ne demek? İsa'nın özü e ee, şeyle aynı. Tanrı ile aynı. Bu ne demek? İsa ve Tanrı aslında aynı kaynaktan, aynı özden. Dolayısıyla ikisi eşit bir yönde bir yönden eşit ikisi de. Baba ile oğul aynı özdense insan olan İsa nasıl açıklanmalıdır? Evet diyelim ki e, İsa yeryüzünde yaşıyor. E, i̇şte daha demin dediğim gibi insani bütün özelliklere sahip. Fakat e, babayla da aynı özden diyorsunuz. Fakat baba iyi içiyor mu? İçmiyor. Demek ki burada bir farklılık var. Tam da tam demek ki tam da şey diyemiyoruz ona. Tam da Tanrı da tam diyemiyoruz. Neden? Çünkü insani tarafı da var. Onu nasıl göz ardı edeceksiniz? İsa gelmiş yeryüzüne. Tanrı oğlu olarak insanlara yol göstermiş ve insanları günahtan kurtarmak için çarmıha girilmiş. Yani siz insan e, İsa'nın insanlığını reddederseniz kurtuluş öğretisi sıkıntıya giriyor Hristiyanlıkta. O zaman haçın anlamı ne? Neden o zaman? Yani Tanrı o zaman kimi kurban ediyor? Yani insan insan olarak gelmesi lazım ki kurban edilsin değil mi? Yani burada da insani taraf ve İsa'nın yeryüzünde yaşarken, işte dünyada dolanırkenki iradesi burada göz ardı edilmemesi gerekiyor. Şimdi Apollinaris diye bir Suriyeli psikopos var. O da şöyle diyor, İsa'nın bedeni sadece canlıdır diyor. Akıl ve özgür iradeye sahip değildir. Diğer insanlarda beden, işte akıl, akla ve özgür iradeye sahiptir ama... Burada beden sadece bir şey, bir nasıl diyelim, bir araç, araba gibi. Aslında onun tabiatı tamamen tanrısal, tamamen işte tanrısal iradeyle yönetiliyor diyor. Yani burada bedeni biraz ne yapmış Apollinaris? Burada kenara itmiş. Bu düşünce monofizit öğretisinin özüdür. Söz ile beden arasında fark yoktur. İsa'da tek enerji, tek tabiat ve tek şahsiyet vardır. Yani burada işte İsa'nın aslında insani özelliğinden ziyade tamamen bir tanrısal özelliğe ve tanrısal tabiate sahip olduğunu söylüyoruz monofizitizmde. 381 yılında İstanbul Konsili oluyor ve Apollinaris ve görüşleri mahkum ediliyor. Gelelim Efes Konsili'ne. Şimdi İstanbul Patriği Nestorius 450 yılında ölüyor biliyorsunuz. Bir yıl sonra da Kadıköy Konsili olacak zaten. Şimdi bu İstanbul Patrikleri ilk dönemlerde bir sıkıntılar yaşıyor yani İstanbul'un laneti mi nedir? Ee, çok şey yapamıyorlar burada İstanbul'da Patrik olanlara kötü şeyler oluyor sanki. Bu Nestorius da öyle birisi. Bu birlik anlayışına karşı çıkıyor. Yani monofizitizme yani İsa'nın insani özelliğini arka plana atan düşünceyi reddediyor. İsa'da beşeri ve ilahi yön keskin biçimde ayrılmıştır diyor. İşte daha demin dersin başında da demiştim ya İsa'ya tanrı saldı, sonradan geliyor diye. İlk başta insan olarak doğuyor. işte sonradan baba tarafından evlatlık ediniyor. İşte mesela Nestorius da bunu savunuyor. Ve Nestorius'un işte bu görüşünden kaynaklanan bir görüşü de Teotokos düşüncesini reddetmesi. Teotokos tanrıyı doğuran demek. Bu ne demek? Hazreti Meryem bakir olarak hamile kaldı ve Hazreti İsa'yı doğurdu. Şimdi... Hazreti Meryem ne, kimi doğurdu? Tanrı'yı mı doğurdu? İnsanı mı doğurdu? Şimdi Nestorius'un düşüncesine göre İsa'da iki tabiat var. İnsani tabiat ve tanrısal tabiat. Ee, şimdi insani tarafına doğurdu diyor. Hazreti Meryem insanı, insan olan İsa'yı doğurdu. İşte et, beden, kemik. Ee, bu sebeple ona Tanrı'yı doğuran diyemeyiz diyor. Teotokos diyemeyiz diyor. Ne diyelim diyor? Kristotokos diyelim. Yani Mesih'i doğuran diyelim diyor. Tamam mı? Bunun işte ana fikri de, işte bu iki tabiatçılık. Hem İsa'da e, Tanrı var, hem İsa'da ne var? İnsan var. İki tane tabiat var ama ikisi de karışmıyor. Monofizitler ne demişti? E, i̇nsani olan taraf, tanrısallık içerisinde eriyip gitti, sadece tanrısallık kaldı demişti. E, ama Nestorius burada asla karışım olmaz. Yani birbirine değmiyorlar bile. Bunlar ikisi ayrı tabiatlar diyor. Evet İsa'da ilahi ve insan yön ayrı ayrı bulunmaktadır. İsa bir yanıyla insan, diğer yanıyla Tanrı'dır diyor. E, Meryem sadece bir insanı doğurmuştur ve buna da Christotokos diyor. Şimdi Nestorius'un çok güçlü rakipleri var. İstediğin kadar İstanbul patriyol Şimdi Nestorius aslında şeyde Hatay'da falan e, Hatay demişim, Antakya'da e, şey yapmış, e, işte orada görev yapmış psikopos. Oradan işte dönemin imparatoru onu alıyor İstanbul'a getiriyor ve oradaki Farklı düşünceleri de ne yapıyor? Batı'ya getirmiş oluyor oradan. İşte Atanasius ve Küril onun rakipleri. E, bu Küril de çok güçlü gerçekten. Hem e, stratejik düşünebilen bir insan, rakiplerini çok kolay şahmat edebilen bir e, psikopos. Küril, şeyli e, İskenderiye'den. İşte neyse, Küril e, İsa'da tanrısal ve beşeri tabiatın birliğini savunur. Bakın bu da şimdi önemli. Kürel diyor ki İsa'da tanrısal tabiat var ve beşeri tabiat var diyor. Yani hem insan hem tanrı var diyor. Ama onlar Nestorius dediği gibi ayrı değil. Yok ilk insan olmuş yok sonra tanrı olmuş. Öyle bir şey yok diyor. İkisi de hep di zaten diyor. Tartışmalar şiddetlenince konsil toplamaya karar verdiler. Efes konsilinde 431 yılında Nestorius ve görüşleri mahkum ediliyor. Meryem Tiotokos kabul ediliyor yani Tanrı doğuran kabul ediliyor. Ve monofizikçiler buradan az çok galip çıkıyor değil mi? Çünkü neden? diofiziciler, yani Nestorius iki tabiatı savunan ve keskin biçimde ayrıdır diyen Nestorius ne oluyor burada? Ga şey, mağlup oluyor. Yani burada buna kim sevinir? Tabii monofizikçiler sevinir. Bakın Nestorius zaten saçmalıyordu. Zaten küfre düşmüştü. Şimdi de konsilde de kaybetti. Ne kadar güzel. Yani bunu monofizikçiler kutlamış. Evet, şimdi ikinci Efes Konsili'ne bakalım. Bu, e, Hristiyanlığın çoğunluğu tarafından günümüzde hala kabul edilmeyen bir konsil. Şimdi Ötükes e, diye bir önemli bir manastırın baş rahibi var, İstanbul'da yaşıyor kendisi. Ve e, monofizitizmin de e, babası aslında diyebiliriz kendisine. İsa'nın tabiatındaki ikiliğin tek tabiatta birleştiğini söylüyor. Yani burada yine e, aslında tanrısal tarafın yine öne çıktığını savunuyor. Ee, İsa'nın insani duası bir damla balın denizde erimesi gibi ilahi tabiatında erimiştir, kaybolmuştur. Yani insani dua kısacası insani dua İsa'nın kayboldu. Ne var artık? Sadece tanrısal tarafı var. Şimdi İstanbul Başpiskoposu Flavyan e, bir synod sinod oluşturuyor. E, şimdi ne demiştim? İstanbul'daki başpiskoposlar bir şey oluyor demiştim ya Flavyan'a da bir şeyler olacak. Şimdi Flavyan onu görevden alıyor. O hikesi. Neden? Çünkü monofizitizmi savunuyor. Tamamen İsa'nın insanlığını reddediyor. O zaman İsa'nın insanlığı yoksa o zaman kurtuluşun işte çarmıhın ne anlamı var diye eleştiri getiriliyor ve reddediliyor ötükesin bu görüşü. Tabii kim tarafından? Flavian tarafından. Ne yapıyor? Onu görevden alıyor ve aforoz ediyor. Yani koskoca başpiskopos elbette buna yetkisi var. Şimdi 2. Theodosius'un emriyle 499 yılında Efes'te bir konsil toplanır. 2. E, Efes konsili deniliyor buna. Burada monofizitizm kazanır. Bakın yani burada kim kazanıyor? Oytüyükes kazanıyor. E, Flavian görev, görevinden alınıyor. Yani burada ilk başta ne yapmıştı Flavian? E, şeyi işte Oytüyükes'i aforoz etmişti değil mi? Şimdi ikinci Theodosius konsil topluyor. Bu sefer Flavian görevinden alınıyor. Yani çok geçmeden aforoz eden Flavia'nın kendisi aforoz ediliyor. Yani yine bir İstanbul Başpiskoposu'nun e, aforoz edildiğine görüyoruz. Şimdi sıkıntılar şimdi başlayacak. İşte bir sene sonra imparator ölüyor. İkinci Theodosius ölüyor. Yeni imparator Marsyon oluyor. E, Marsyon'la ikinci Efes konsilini reddediyor. Ona diyor ki o haydutlar konsilidir diyor. Yani böyle bir şey olamaz diyor. Yani bir, çoğu Hristiyan'ın haberi bile yoktu falan filan diyor. Reddediyor. Geçersiz sayıyor. 2. Efes konsilini ve günümüzde de hala geçersiz kabul ediliyor. Hem Katolikler hem Ortodokslar tarafından. Ee, şimdi bakalım bir e, Oytükyanizme. Şöyle güzel bir tablo var. Ee, şimdi burada İsa'nın insan tarafı var ve tanrısal tarafı var. Her ikisi bir araya geliyor ve karışıyor. Ama üste çıkan kim oluyor? İnsan, insani tarafı eriyor. E, tanrısal tarafı üstün çıkıyor. Bu da monofizitizmin önemli bir düşüncesi arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım 2. Kadıköy Konsili'ne. Çok geçmiyor. Yani 2. Efes Konsili ne zamandı? 459. Ee, yok 449 yanlış dedim. Ee, Kadıköy Konsili de 451. 2 sene sonra toplanıyor. 2. Efes Konsili'ni geçersiz saymak için toplanıyor. Neden? Çünkü Haydutlar Meclisi, Haydutlar toplanmıştı. Ne yapmıştı? Saçma sapan bir kararlar almıştı diyor İmparator Marsyon diyor ki hayır diyor şimdi orijinal teolojiyi savunalım diyor ve e, konsil toplanıyor Oughtuus ve birinci Dioskorus bu İskenderiye Patriği mahkum ediliyor ve e, monofizitizm reddediliyor burada yani çok ilginç koskoca İmparator Theodosius ikinci Theodosius e, şey yapıyor İşte Flavianı aforoz ediyordu kim kazanıyordu monofizitler kazanıyordu iki sene geçiyor arada. Yani bu sırada tabi monofizitler bayram ediyor yani imparatorlukta. İki sene geçiyor. Mars yönde bir tane adam, adam yeni daha imparator olmuş. Daha kendini ispatlayamamış. Daha saygı kazanamamış bir imparator. Ne yapıyor? Monofizitizmi mahkum ediyor. Aa, yani sen kimsin diyor çoğu monofizit görüşteki insanlar ve sıkıntılar başlayacak. Şimdi konsil kararıyla, konsil kararı şu. İsa'da karışma, değişme ve bölünme olmaksızın ayrılmaz biçimde insani ve ilahi iki tabiat vardır. Yani ne, bakın parmaklarıma bakabilirsin. Biraz karışık çünkü bu da. Şimdi Nestorius şimdi e, ne demişti? Ayrı değil mi? Şu diyelim ki insani tarafı İsa'nın. Şu tanrısal tarafı. Böyle değil. Ayrı bunlar. Ayrı. He, monofizikçiler ne demişti? Böyle böyle de değil. Yan yana da değil. iç içe. Tanrısal taraf öne çıkmıştı. Yani bu da yanlış. Bu da yanlış. Ne diyor bu karar? Bir daha okuyalım. İsa'da karışma. Değişme ve bölünme olmaksızın ayrılmaz biçimde insani ve ilahi iki tabiat vardır. Yani bu. Yani e, günümüzde de Hristiyanların kabul etti bu. İsa'da hem şeye vardır, in, insani taraf vardır hem de tanrısal taraf vardır ve bunlar ayrılmaz birbirinden. Her zaman biridirler. İkisi de aslında tek şahsiyettir. Yani insani yönü de, tanrısal yönü de tek şahsiyettir. Nestorius'un dediği gibi ilk insani yönü doğdu. Sonradan tanrısal oldu. Nestorius burada ne yapıyor? Aslında iki tane kişilikten bahsediyor. Bir insani kişilik, bir tanrısal kişilik. Ama bu konsil, Kadıköy konsili ki günümüzdeki Hristiyanların da kabul ettiği, çoğunluğunun kabul ettiği bir şey. Bir konsil. Ne oluyor burada? Artık hem monofizitizm reddediliyor hem Nestorius reddediliyor. Yani hem ayrılık reddediyor hem tamamen birleşme reddediliyor. Yan yana ikisi, tamam mı? Evet, biraz anlaşılması zor gibi ama aslında çok da değil. Yani hepsini değerlendirdikten sonra sonuç olarak monofizitizmi savunan Doğu Kiliseleri İstanbul ve Roma'dan ayrılmıştır. Zaten e, Doğu Kiliseleri bu anı bekliyor. Yani zaten İstanbul'a gıcı kapıyorlar. E, İstanbul Kadıköy Konseyinde bir de İstanbul e, Patrikliğinin de diğer Doğu Kiliselerinden de üstün olduğunu açıklayan e, ifadeler var. Yani iyice doğu doğu monofizitçiler bunları bunları karşı çıkıyor. Yani diyor ki işte hem siyasi olarak hem teolojik olarak biz sizden ne yaptık? Ayrıldık diye olaya bakıyorlar. Şimdi bu e, olayı anlayabilmek için üç temel kavramı anlamamız gerekiyor bu monofizit diofizit tartışmasına bakmak için. Öncelikle bir prospon kavramına bakalım. Bunlar Grekçe e, yüz, surat demek. Bu da İsa'nın in, insani in, in, yani insanın yönünü söylüyor. Yani İsa'nın görünüşünü ve tezahürünü açıklıyor. Yani insan olarak yaşayan İsa. İşte mesela şu an sokakta, sokakta Hazreti İsa yürüse ne diyeceksiniz? Prospo. Yani neden? Bedeni çünkü o. Şimdi bir de hipostasis kavramı var. Bu da var olma demek. Bir şeyi ayakta tutan, destekleyen bir şeyin kendisiyle var olduğu şey anlamına geliyor. Bu da testis unsurların her birini ifade ediyor yani şimdi testiste e, tamam üç tane e, ayrı kişilik gibi var değil mi? Ne var işte? Tanrı Baba Tanrı var, kutsal ruh var, oğlu İsa var. Şimdi bunlar birleşebilir mi? Hayır. Bunlar ayrı testis var sonuçta. Bunlar hepsi biraz hipostasis. Hepsi bir varlık. Hepsi bir varlık. Ama tekliği ifade ediyor diyorlar. Bir de füzis kavram var. Zaten monofüzit, diofüzit diyoruz ya. İşte bu füzit zaten bu füzis. Bu bu kökten geliyor. Grekçede mahiyet, doğa, tabiat anlamına geliyor. Yani ilahi yön ve insan yönünü kastedebiliriz burada İsa'nın. Yani tabiatı. Tabiat demek. Şöyle diyebiliriz. Prospona tarihsel kişilik. Yani İsa'nın görünen kişiliğine, yani görünen işte bedenine falan tarihsel kişilik diyebiliriz. Hypostasis'e varlık diyebiliriz. Yani İsa'nın var olması Hypostasis'tir füsize de tabiat diyebiliriz. İşte İsa'nın tabiatı, tanrısal tabiatı mesela. Bu da füsiz. Nestorianizm, Nestorius'u konuştuk ya, onu, onu bir daha tekrarlamak amacıyla diyorum. Nestorianizm, İsa'nın tanrısal ve insani duası arasındaki tartışmayı iki tabiatın keskin bir şekilde ayrıldığını söylemişti. İki tane tabiat var, ayrı. Keskin bir şekilde birleşmiyorlar. Yan yana bile gelmiyorlar. Diyofizitizme göre tek varlık olan İsa'da iki var iki, iki tabiat var. Tanrısal ve insani. Evet yani tek varlık var ve bunlar ne ee, işte bir tanrısal bir insani taraf var. Ee, bu da diofizitizm. Bir de monofizitizm var. Logos olan İsa'da sadece tanrısal tabiat var. Yani ilk başta bunlar bir aradaydı. Sonra ne oldu? Tanrısal taraf üste geçti. Şöyle de özetleyebiliriz. Ben bunu YouTube'da şey de atmıştım. Community e, şeyi var. Tabii ben İngilizce YouTube kullanıyorum da Türkçe bilmiyorum ama benim YouTube sayfamın girince bir tane blog gibi bir şey var. Yani orada da bunu atmıştım. Orada bakabilirsiniz. Evet, Nestorianizm kısacası tek tarihsel kişilikten bahsediyor. İki varlıktan, iki tabiattan bahsediyor. Şimdi iki varlık dediğimiz insan ve e, tanrı insan çünkü Meryem'e ondan Teotokos demiyordu. Kristotokos diyordu. Çünkü Meryem insan olan İsa'yı, varlık olarak insan olan İsa'yı doğuruyor. Yani Tanrı olan İsa'yı doğurmuyor. Yani burada iki varlık var. Bir Tanrı İsa, bir insan İsa. Yani burada e, burada şey var. keskin bir ayrım yapıyor ve iki tabiatı savunuyor tabii ki. Şimdi diofizitizm, bu da tek tarihsel kişilikten bahsediyor, bu da tek varlıktan bahsediyor. Yani burada İsa'nın yok tanrısal varlığı, yok şeyi insan varlığı, ne soruyorsun dediği gibi bunu kabul etmiyor. Tek varlık İsa, İsa'dır bitti. Yani bunu bölmeye gerek yok İsa'yı, ne gerek var diyorlar. İki tabiatı bunlar da savunuyor tabi. Şey demiştim ya işte, Tanrı ve insan yan yanadır. Birleşme olmaz, karışma olmaz. Bir de monofizitizm var. Bu da tek tarihsel kişilikten bahsediyor. Tek varlıktan bahsediyor bu da monofizitizm. Ve tek tabiattan bahsediyor. Yani burada insani yönü ne oldu? Absorbe edildi, yok oldu. Yani İsa'da sadece tanrısal yön var. Bu da monofizitizm. Evet şurada yine bir bakabilirim. Günümüzdeki Hristiyanlar yani işte bugün Katolikler mesela, Ortodokslar neyi kabul etmiyor? Hem Monofizit'i kabul etmiyor hem de Nestorius'un Nestorius görüşlerini kabul etmiyor. Şimdi Monofizit'te tekrar şeye bakalım. İnternette güzel bir tablo buldum. Monofizit'te e, şey var. İsa'nın insanlığı, tanrısal taraf, yani tanrısallığı insanın önüne geçiyor ve onu absorbe ediyor yavaşça. Ama Nestorius'ta nasıldı? Tamamen ayrı, insani tarafı tanrısal taraftan tamamen ayrı olarak anlatılıyor. Evet şimdi yeni bir konu diyebiliriz buna. Konu başlıyor. Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu Kiliseleri ve, ve Monofizitiz. Bu konuya bakalım. Şimdi ilk 10 asır boyunca Doğu yani İstanbul ve Batı yani Roma arasında bir siyasi rekabet mevcuttur. Yani bunu inkar edemeyiz. Sonunda ayrılacaklar zaten. Great Schism diyorlar. Yani büyük ayrılık diyorlar zaten. Doğu Roma içerisindeki merkezler şunlar. İskenderiye, Kudüs ve Antakya. Şimdi bunlar da arkadaşlar İskenderiye, Kudüs ve Antakya'da genel olarak bu Roma düşüncesinden biraz daha farklı düşünüyor. Biraz daha farklı düşünüyorlar. Çünkü zaten Roma İmparatorluğu yani açıkçası çok da entelektüel bir şey değil, bir toplum değil Roma. Yani çok şeyi onlar şeye hazır. Yani Latince dili de buna müsait. Ak, kara. Yani bize bunları söylediyorlar Romalılar. Ama Yunan Yunan geleneğinden gelen, Helen geleneğinden gelenler onlar daha çok felsefi konuşmayı seviyorlar. Yani burada da aslında bir mentalitede de farklılık görebiliyoruz her iki doğu ve batı arasında. Şimdi Katolik ve Katolik ve Ortodoks ayrımı şöyle sorun hoca şöyle diyor. Sorun tabii ki sadece kutsal ruhun babadan mı yoksa baba ve oğuldan mı çıktığı sorunu değildir. Şimdi biliyorsunuz o işte Orta Çağ'da ne olmuştu? Orta, Ortodokslar Katoliklerden ayrılmıştı Filioque tartışmasında. hani Kutsal ruh sadece babadan mı çıkıyor veya sadece veya işte hem babadan hem oğuldan mı çıkıyor? Burada Filius oğul demek ve latince ve demek ve oğul yani ve oğuldan da mı çıkıyor kutsal ruh? Her neyse bunu zaten yapacağız yani ben yakında çekeceğim hatta hazır slaytlarım da vakit işte vaktim gelsin onu şey yapıyorum vakit ayırmak için vaktimin olmasını bekliyorum. E şey şey de İznik Kredo'sunda inceleyeceğiz. Yani İznik Kredo'sunda da bunların farkını görebileceksiniz. Neyse, e, mesele teoloji değil diyor hoca. Mesele Hristiyan dünyasının liderliği meselesi. Şimdi Roma mı Hristiyanlığın lideri? İstanbul mu? Yeni Roma mı lider? Yani böyle bir tartışma var kiliseler arasında. Doğu Roma'nın da bir doğu ve doğusu ve batısı vardır. <laughs> evet bu çok güzel. Hocanın buna değinmiş olması. Bakın yani Doğu Roma diyoruz ya işte İstanbul, işte bu Antakya, Kudüs falan. E, bunun hepsi Doğu Roma diyelim. Onun da bir doğusu ve batısı var diyor hoca. Doğu kiliseleri ile İstanbul arasındaki çe çekişme monofizitizme dayanıyor dayanıyor diyor. Yani bu da monofizitizmi savunanlar doğudakiler. Batıdakiler ne yapıyor? Doğu e, monofizitizmi reddediyor. Yani burada da aslında hem teolojik farklılık var birazdan da değineceğiz. Hem siyasi de bir farklı görüşler var. Şimdi Aziz Atiyan'ın sözünü aktarıyor hoca. Şöyle Mısırlılar Bizans emperyalizmine karşı tepki olarak monofizitizmi kabul etti. Şimdi bu anlayışa göre şeyler işte Bizans neyi kabul ederse etsin şeyler Mısırlar onun tersini kabul edecekti. Çünkü Mısır tarih boyunca kendisini diğer dünyadan soyutlamayı seven bir toplum ve bunu fırsat görmüşler. Yani teolojik e, teolojik tartışmayı siyasi anlamda bir fırsat görmüşler diyor Aziz Atiye. Böylece monofizitizmi siyasi amaçla kabul etmişler diyor. Şimdi Kadıköy Konsili'nin etkisine bakalım. İşte 451'de toplandı Kadıköy Konsili. İşte herkes mutlu değildi buradan. Mutlu olmayı bırakın büyük kopuşlar oldu. Yani Hristiyanlık hala toparlanamadı bu kopuştan. Kadıköy Konsili'nin dönüm nokta olması, monofesi düşüncenin mahkum edilmesi, Bizans'ta din-devlet münasebetleri, Roma-İstanbul ilişkisi ve Doğu kiliselerle olan ilişki şeklinde bu açıklanabilir. Yani bu ilişkiler bakımından Kadıköy Konsili öncesinde Papa I. Leo, burası önemli, Papa I. Leo yani Roma'daki İstanbul Patriği Flavian'a Roma'nın görüşlerini içeren bir mektup göndermiştir ki bu mektubun konsil kararları üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Yani burada Roma, Roma'daki Papa İstanbul'a posta gönderiyor. Şimdi o zamana kadar Roma zaten en üstün kabul ediliyor hani kilise hiyerarşisinde. Her ne kadar Kudüs'e özel bir statü de verilse de çünkü Aziz Theodora orada yaşadı ama en üstün Roma. Kadıköy Konsili'nde ama işler değişecek. Yani burada Roma'nın üstünlüğü de sorgulanacak. Her neyse ama o, o zamana kadar en üstün Roma. Papa gönderiyor mektup kime? İstanbul Patriğine, Flaviana. E. mektup gönderiyor ve kendi görüşlerini kabul ettirmek için bu mektubu yazıyor ve sonuçta papanın isteği oluyor. Yani onun görüşleri kabul ediliyor. Ama işte Leo kararına memnun ama 28. madde sorumlu Kadıköy konsilinde. Çünkü Roma, İmparator Roma İmparatorluğu'nun başkenti olmasından dolayı önemlidir demiş diyor işte bu 28. madde. Çünkü işte Petrus orada işte idam edildi falan diyorlar ya o da tabii net değil. Ama başkent olmasından dolayı önemlidir. Petrus'tan dolayı değil diyor bu konsil. Yani buradaki Roma'nın, Roma İmparatorluğu'nun başkentiydiniz siz. Bu sebeple önemliydiniz. Okey. Ama şimdi biz de yeni Roma'yız. Ne olacak bu sefer diyor. Yani biraz da siyasi bakıyorlar olaya. İstanbul yeni Roma'dır. Nova, Roma. Roma ile İstanbul aynı statüdedir. Roma'nın üstünlük iddiasına karşı İstanbul'un gösterdiği tepkidir. Yani burada yine siyasi bir şey görüyoruz. Bu da yüzyıllarca devam edecek. Ee, yani şey bile İstanbul kuşatmasında bile Osmanlılarda Batılılar çok yardım etmek istemedi mesela. Yani çünkü neden? Onlar tamamen e, siyasi olarak kilise üstünlük iddiasında bulunuyor ama Batıdakiler Katolikler bunu kabul etmiyor. Yani burada çok uzun süre bir tartışma var. Şimdi 451 yılı İstanbul'da Patrik'in ilk kez imparatora taç giydirdiği tarihtir. Şimdi Nova Roma diyoruz. Yeni Roma, İstanbul. Ee, şimdi patriğe bir de taç giydirme etkisi veriliyor. Madem Roma ile aynı, aynı statüdeyiz ben de o zaman taç giydiririm diyor. Yani kral atıyor resmen. Ee, bu da İstanbul Patrikleri'nin saygınlığını yükseltiyor. Yani o zamana kadar böyle bir şey olmamış. Doğu kiliseleri arasında da sorun olmuştur. Bu karar ile İstanbul diğer kiliselerden üstün olduğunu ilan etmektedir. Mesela İskenderiye hem devlet olarak yani devlet demeyelim o zaman tabi Bizans'a bağlı ama Hem coğrafya çok güçlü bir coğrafyada yer alıyor Hem is kilisesi çok güçlü çok güçlü kilise babaları çıkmıştır şeyden e, İskenderiye'den mesela Mısır'dan Ama e, ne oluyor şimdi bir anda e, İstanbul patriği şimdi şey yapıyor kendisini en üstünü ilan ediyor Ya ben şimdi İskenderiye niye bunu kabul edeyim ya bana sordun mu Hayır sormadın. Ne oluyor? Bu da problemlere yol açıyor zaten. Şimdi monofizit kiliseleri çileden çıkartan iki tane olay var. Birincisi İstanbul'un üstünlük iddiası. İkincisi de monofizit görüşün mahkum edilmesi. Yani daha ne olsun yani? Kadıköy kararları Antakya, Filistin ve Mısır'da din adamları ve halkın galeyanına neden olmuştur. Bakın Antakya, Filistin, Mısır yani Akdeniz'in doğusu ve güneyi diyebiliriz. Ne yapmış? Oradakiler kabul etmemiş. Bazılarına göre Kadıköy'deki bu kararla İznik Konsili'nin İskenderiye ve Antakya lehine 6. kararı açıkça çiğnenmiştir. Çünkü İznik Konsili'nde İskenderiye ve Antakya'ya özel bir konum veriliyor. Fakat şimdiki İstanbul ne yapıyor? İşte Kadıköy Konsili'nde İstanbul bunu sanki çiğniyor. Yani koskoca İznik Konsili'ni siz nasıl çiğnersiniz? Kadıköy Konsili'ne karşı çıkmak İstanbul'un üstünlüğüne ve önceliğine karşı çıkmaktır. Yani bakın şimdi Kadıköy Konsili bu açıdan da çok önemli. Sadece teolojik anlamda monofizit, deofizit, neostorios bunlar değil. Bir de şey var siyasi tarafı da var. Şimdi İstanbul ne diyor ben en üstünüm diyor. Ben en üstünüm diyen kişi bunu bir de ne yapar? İspatlamak ister değil mi? Güç gösterir. İşte büyük konuşur. Daha artık hani eskiden eşit de herkes. Artık öyle de konuşmaz. Artık yukarıdan konuşmaya başlar ve e, İstanbul başkent aynı zamanda başkente baş kaldırı olarak algılanıyor. Eğer Kadıköy Konsili'ne karşı çıkarsınız. Yani ben monof Kadıköy Konsili'ne rağmen ben hala monofizitizmi savunursam yani İsa'da tek ilahi şah, tabiatın artık var olduğunu savunursam ne olur? Ben hem teolojik anlamda sıkıntıya girerim hem de siyasi anlamda sıkıntıya girerim. Yani bakın burada büyük şeyler var işler dünyasında. Şimdi yine Aziz Atiye Mısır hakkında şöyle diyor. Mısır Kilisesi'nin doğuşudur bu Kadıköy Konsili diyor. İskenderiye Patriotios Korus azletilmiş, azledilmiştir. Yani konsil azletmiştir onu. İstanbul Mısır'a yeni patrik atamıştır. Yani artık ne yapıyor? İstanbul atıyor patriği oraya. Koplar kabul etmiyor bunu ve yeni patriklerini seçiyorlar. Yani tam İstanbul patriği atadı okey orada bir patrik var. Ama bir de koplar da kendi patriklerini seçiyor. Şimdi iki tane patrik ortaya çıktı. Teolojik olmaktan ziyade, ziyade, siyasal taraf ağır basmıştır diyor Aziz Atiye. Yani burada bunu fırsat görüyor Mısırlılar. Ya şimdi ayrılık ya ayrı, ya da hiç ayrılamayacağız diyorlar. Tabi şimdi ben ne demiştim? Bakın Mısır çok önemli demiştim. Mısır'ı kimse kaybetmek istemez. Yani tarih boyunca Mısır, Mısır'ı alan aç kalmaz. Nil, Nil Nehri boyunca her tarafta buğday ekebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi ekin çıkar. Yani Mısır bütün dünyaya bile ihraç etse belki yani Akdeniz'i diyelim bütün dünya abartmayalım. Akdeniz'deki bütün toprakları doyurabilir bir gıda deposuna sahip Nil Nehri sayesinde. İmparatorluğun tahıl ambarı olan Mısır ve doğudaki diğer stratejik monofizit kiliseler Bizans için kolayca gözden çıkarılabilecek yerler değildir. Kadıköy'ün olumsuz etkisi giderilmeye çalışılmıştır. Mesela İmparator Zeno ee, bu da Henotikon Birleşme Deklarasyonu'nu yayınlıyor. Yani burada ne monofizitizmi savunuyor ne diofizitizmi savunuyor. Bu sebeple her iki taraftan da bombardımana tabi tutuluyor. İmparator Zeno e, aslında her iki tarafı memnun etmek istiyor ama sonuçta her iki tarafı mutsuz ediyor. Yani baya şey, kötü bir sonuca gidiyor. Yine İmparator Justinian 2. İstanbul Konsili'nde monofizit düşmanların kitaplarını yasaklıyor Ant Antakya'da. E, yani monofizitizme hoş görülmeye çalışıyor diyelim. Heraklius yine e, Hz. Muhammed döneminde de yaşamış bir Bizans imparatoru. Monoenergizm enerjizm diye bir kavram ortaya atıyor. Yani iki tabiat var ama bir enerji var diyor. Ektesis metni yayınlıyor falan. E, Tabi bu da e, kabul edilmeyecek yani sonradan. Bu da sonradan uydurulmuş bir şey olarak kabul ediliyor. İkinci Konstans bu da Tüpus fermanıyla monofizitizmle tartışmayı yasaklıyor. Yani siz tartış boş boş tartışmayın. Birlik zamanı diyor. Zaten Türk şey Türk demişim. Azat Araplar fetihlere başlıyor her yere. Yani bir sürü yerler fethediliyor o, o dönemde. Hazreti Ömer'in başlattığı işte fetihlerle tutun. Bayağı bir yerler fethediliyor e, Bizans'ın. Yani bir de şeyle mi uğraşacaksınız? Monofizit diyor, mi uğraşacaksınız diyor 2. Konstans. Yasaklıyor bunu. Şimdi bir de dördüncü Konstant, Konstantin var. Bu da üçüncü İstanbul konsilinde monotelizm ve monoenergizmi mahkum ediyor. Yani bunların her ikisini de mahkum ederek aslında yine memnun etmeye çalışıyor. İki tarafı ama yine bu da başarılı olamıyor. Hiçbiri, hiçbiri başarılı olamamıştır. Çünkü sadece mesele teoloji değil. Mesele siyasi de aynı zamanda. <laughs> yani o kadar imparatorların uğraşmasına rağmen bakın kaç tane imparator saydık. Hiçbiri de ikisini birleştirememiş. Artık ne yapsınlar yani Günümüze kadar da böyle devam ediyor. Evet şimdi İslam fetihleri şimdi haritaya bakın ee, bakın yani kısa süre içerisinde Müslümanlar ne yapmışlar büyük her tarafı, her tarafı almışlar neredeyse ee, Anadolu'ya kadar girmişler Mısırı almışlar Kuzey Afrika'yı almışlar Endülüs'e girmişler ee, yani Hindistan'a kadar giriş yapmışlar düşünün yani. Şimdi böyle bir ortamda siz bir de monofizitizm, diofizitizm tartışmasını mı yapacaksınız? Yani bu komik bir durum gerçekten. Bu sebeple imparatorlar ne yapmışlar? Birleşme çabası içerisinde olmuşlar. 7. yüzyılda İslam fetihleri başlıyor. 635'te Şam fethediliyor. Şam yani Suriye önemli bir bölge. 642'de İskenderiye fethediliyor. Koskoca İskenderiye. O kadar Hristiyanlık tarihinde rol oynamış İskenderiye ne yapılıyor? Fethediliyor. Büyük utanç verici bir şey bu şey için. E, Hristiyanlık dünyası için. 674'ten itibaren İstanbul sorularına kadar dayanmaya başlıyor Müslümanlar. Yani burada bir anda bir sıçrayış. Zaten Hristiyanlık kopuk. Zaten işte Doğu Batı arasında bir siyasi kavgalar var. Bir de İslam ortaya çıkmış. İslam'ın da tam ortaya çıkma zamanı yani bu. Ne yapmış? Bu fırsatı değerlendirmiş iyice. Birçok yeri fethetmiş. Şimdi İslam fetihleri Doğu kiliselerine rahat getirmiştir ama. E, çünkü koplar İstanbul'un atadığı patrin daha hükümünden kurtulmuştur. Şimdi İstanbul patrik atıyor. Demiştik ya işte istediğini yapıyor patrik orada. Ama işte monofizitizmi kabul etmiyor ve monofizitizme karşı. E, şimdi koplar sonunda kurtuluyor. Ne yapıyorlar? Kendi patriklerini seçebiliyorlar. İskenderiye artık kendi, tekrar kendi patriğini seçebilmiştir. Yani bu kendi kendine yönetme hakkına tekrar kavuşmuş İslam sayesinde koplar. Yani bu açıdan önemli. Yine inançların serbestçe yaşama ve kendi dillerini konuşabilme özgürlüğü de verilmiş onlara. Evet, şimdi 8. ve 9. yüzyıllarda Bizans'ta ikonoklazm krizi var. Yani Bizans'ta krizler bitmiyor. ya yani Bu ikonoklazm da yine biraz İslam'la da ilgili. Ee, şimdi şu kiliselerdeki heykelleri, ikonları, e, resimleri ne yapıyorlar? yıkıyorlar. Böyle bir hareket ortaya çıkıyor, akım ortaya çıkıyor. Bayağı bir yayılıyor yani. Bazı imparatorlar bile destekliyor bunu. E, amaçları da Müslümanlara hoş görünmek. Neden? Çünkü Müslümanlar da işte resim önünde ibadet etmek yasak bu şirk olarak kabul ediliyor. Bu da Müslümanlara, bu onların heykeller önünde ibadet etmesi Müslümanlara ne yapıyor? Bir e, onlara savaşmak için bir e, ne diyelim bir fırsat tanıyor. Neden? Çünkü bunlara bakın, bunlar işte tevhidle hiç alakaları yok. Gidip Hazreti Meryem'in önünde bunlar eğiliyor diyor Müslümanlar. Ne yapıyor? Zevkle fethediyorlar. Şimdi imparatorlar zeki davranmaya çalışıyor diyorlar ki ya Müslümanlar bize kötü bakıyor. Tevhid inancından bizi saymamaya başlıyorlar. Ne yapalım o zaman? İkonları yasaklayalım. Yani biz de onlardanız. Kardeşçe yaşayalım. Yani tamam Müslümanlar da yaşasın. Biz de yaşayalım. Ne zamana kadar? Biz güç, tekrar güç sahibi olana kadar. Böylece ikonoklazm diye bir e, hareket ortaya çıkıyor. Monofizitizm ikonoklazmı tetiklemiştir diyor hoca. İmparator Philipikos Fil e, Barnades monofizitizmi mahkum eden 3. İstanbul Konsili'ni reddediyor. Yani monofizitizmi savunmaya başlıyor yani. İmparator düşün İmparator yani yapıyor bunu. İkonoklazmın kökeni onun dönemindedir diyor hoca. Konsili resmeden tasvirler kaldırılır. Yani 3. İstanbul Konsili'ni tasvir eden şeyler kaldırılır. Monofizit Patri Sergius'un resimleri konur onun yerine. Yani burada monofizitizm aslında yeniden bir canlanma yaşıyor diyebiliriz. Üçüncü Leo Müslümanlar ve Doğu Hristiyanları ile yakınlaşmasının önündeki en önemli engel olarak gördüğü için ikonlara saldırmıştır Üçüncü Leo. Yani işte dediğim gibi Müslümanlarla yakınlaşmak için ikonoklazm Doğu Hristiyanlarını İstanbul ve Roma'ya bağlamak için başlamıştır. Evet yani burada e, doğu doğuda, doğuyu biraz daha e, işte batıya bağlamak için e, ikonoklazm başlamıştır diyor hoca yine Roma ve İstanbul'un dehine sonuçlanmıştır genel olarak bu ikonoklazm. Şimdi sonuç kısmını okuyalım. Monofizitizmin teolojik ve siyasi iki önemli yönü söz konusudur. Teolojik yönü enkarnasyondan kaynaklanmaktadır. Siyasi yönünde İstanbul tarafından sömürülme duygusu yani buradaki Doğu kiliseleri ne, yapıyor? ne yapıyor? İstanbul tarafından sömürülüyor. Hem ekonomik olarak hem de siyasi hem de şey olarak din yönünden baskıya maruz kalıyorlar. Şimdi yine özetlemek gerekirse diyofizitte İsa'da insani ve ilahi tabiat ayrı ayrı bulunmaktadır diyor. Monofizitte başlangıçta beşer taraf vardır fakat sonradan bu insani yön ilahi tabiat içinde kaybolmuştur diyor. Monofizit teoloji doğu kiliseleri için varoluş mücadelesinin bir aracıdır. Yani bunu fırsat görüyorlar Doğu Kiliseleri bu monofizitizmi. Monofizitizmin sorunu Kadıköy Konsili döneminden de öteye gitmiştir. İkonoklazma kadar dayanmıştır diyor. Evet bu kadar. Yani burada makalemiz bitiyor. Siz yine eklemek, eklemek istediğiniz bölümler varsa okuduysanız makale ekleyebilirsiniz. Veya işte sorularınız varsa tartışmak istediğiniz konular varsa onları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.